Anneciğim sokmayalım diyorum. Emin misin? Ya saçları boz, baksana ipek gibi şu an saçları, suya Anne girince biliyorum, bozulur. reklamını ve Videosunu gördün yani, eminsin. O zaman başlıyor muyuz? Üstüne böyle unicorn olacak. İçine suya girince. Emin misin? Ay bir dakika dur. Hazır değilim. Evet, ayakkabısını çıkartalım. Hiç hazır değilim şu ana. Bakıyorum su burada. Gözlerimizi Bakıyorum. kapatalım. Bir. Anne kapatalım. Kapattım. Kapattım. Ay, rüya açayım mı? Açtım. Ay, şişmanlamış gibi göründü birden. Evet, bekleyecek miyiz böyle? Ne tuzu? Aa, gerçekten rüya. Özellikle bak şurada. Aa bak, suya da renk verir rüya, bu ne diyorsun? Saçlarını sokma ya. Saçları mahvoluyor hep. Saçlarına bir şey olmaz ya. Rüya kıza bak. Bütün üstü şey oldu gitti ya. Simli başka bir renkte bir şey çıkıyor şu anda. Az önce pembeydi o. Rüya yanlış mı hatırlıyorum? Bakayım gitmiş mi? Bir çıkartabilir miyim Hayır Rüya? Ya ne olacak 2 dakika çıkartsam? Ay çok güzel E görünmüyor. şöyle çevirsen. Duman gibi görünüyor baksana. Ne kadar değişik. Aa, ben hayatımda hiç böyle bir şey görmedim. Ya bir şey olmaz şu an. Dünyanın en değişik şeyini yaşıyorum ben. Ya ben de Rüya, bu senin yani. Bu senin mi? Rüya, bu senin mi? Bana da alsana. Ben de istiyorum. Çok güzel ya. Çıkart bakayım yavaşça. Ay gerçekten. Ama şimdi çıkartıp sokunca şey oldu. Sudaki o böyle dalga dalga böyle bir şeyler olması gitti değil mi? Ay inşallah saçını pembelik kapmaz ya. Ay bir şey olmaz ya. O geçici bir boya zaten o anladığım kadarıyla. Evet. Hayır şimdi hazır mısın Rüya? Unicorn üstü görmeye hazır mısın? Ay Hangi çok hangisi güzel. var? Var mı? Tam Evet, bekleyelim o zaman. şimdi 30'a kadar sayıyoruz. 1, 2, 11, 12, Merhaba 17, güzellik. Hazır mısın 18, değişime? 27, 28, 29, 30. Evet, çıkaralım mı? Dararara, Hala var. dararara. Ya bir şey olmaz, çıkart artık. Çok merak ettim tişörtünü. Hala hazır mısın? Vallahi değilim. Şimdi Çevir. çıksın. Rüya unicornuna gerçekten bayılır. Şimdi eteğini giydiriyor muyuz artık, tamam Anne mıdır? banyoya gidelim. Saçları sıkalım önce bunu. Valla ben sana dedim saçlarını hiç sokmayalım diye. Silindirin içinde taşıyoruz kızımızı. Şimdi işimiz kalmadı. Kızı yıkayacağız. Tamam. Evet, Peki bir şey tekrardan soracağım sana. normal Bunu suya tercih dönüyorum. etmenin sebebi bu suya girdiğinde... Ay! Rüya bir şey söyleyeceğim. Bu suya girdiğinde ağza mı geldi? Yok. Üstüne mi geldi? Boyarsa ya ne yapacağız orada? O zaman... Bir dakika, şu an aklında 2 tane bomba soru var. Soru bir. Bunu tercih etmenin sebebi bu pembe suyu veriyor olması mıydı? Aa, simli mi olsun? Yok ya, değilmiş. İkinci sorum geliyor. Hazır mısın? Peki bunun içindekini şimdi içine başka bir şey koysak, Barbie atsak mesela. O da onu pembe yapar mı? Onun rengini falan bozar. Artık bu değil. Peki bu suyu ne yapacağız? Bu suyu ne yapacağız? Dökeceğiz. Aa, ben dökmem ki ya, kıyamam ben ona. Su dökelim mi senin? Dur bakayım dökeyim, Bir lavaboya saniye. sokacağım. Döküyorum ya, hazır mısın? Birazdan lavabomuz. Allah, lavabomuz pembe oldu. Ay Rüya, rengi çok güzelmiş ama gerçekten ya. Tam bir pembe yani. Hadi bakalım o zaman. Sen şimdi ne yapıyorsun? Hadi bakalım giydirelim. Rüzgar bir şey mi söyledin? Diş macunum bitmiş. Yok mu sizin diş macununuz? Aa, tamam o zaman bugünlük şey yapalım. Bizim yeni aldığımız macundan kullanabilir misin bugünlük? Ha? Dur bakalım çıkaralım bunu. Hiç Allah düşüyordum dur. Hazır mısın? Neymiş bu? Optic White. Gel bakalım hadi. Azıcık sıkalım çünkü sana uygun değil. Aa, rüzgar. Diş macununun rengine bak. Değil, siyah. Hazır mısın buna? Rüya, diş macununuz bitmiş. Ve de
Rüzgar dişini fırçalayacak. Macun bulamadı. İnan hiçbir fikrim yok. Ben bununla daha önce hiç fırçalamadım. Bence deneme ya. Ne olacak ki? Elini olmaz. Getir fırçanı. Hadi sen de fırçala sen de. Aynı anda başlayacaksın, tamam mı? Bakayım. Hoppa. Bu kadarcık yeter. Bir dakika şuraya, bir dakika. Dişlerin sımsıya olursa ne yapacağız? Yap yap bakalım. Abi bitti. Bitti mi? Bir şey olmaz, sen devam et. Ben sana bitince süren söylerim. Rüya, öncelikle ben bunu hiç kullanmadım. Nanesini nasıldır bilmiyorum. Başla bakalım nasıl hissedeceksin. Allah, dişlerin çürümüş gibi görünüyor birazcık. Şurası. Rüzgar bakayım. Aa, sonra köpürünce beyaz ama. Hadi fırçalayın bakalım güzelce. Temizleyecek mi peki nanesi? Naneli, bana da geldi kokusu. Allah. Peki hiç bu renkte diş macunu görmüş müydünüz daha önce? Siyah. Ben hiç görmedim. Sen neden bana bakıyorsun? Fırçalasana dişlerini. Avvavvav. Allah. Rüzgara bir şey oldu. Avvavvav diye sesler çıkardı. Ne gülüyorsun ya? Avvavvav diye gülüyorsun ona da. Arkadaşlar siz hiç benim gördüklerim hep mavi veya beyaz ve hani bazen yeşil nane rengi falan ama hiç hayatımda siyah macun görmemiştim. Açıkçası dikkat de etmeden aldım. Optic white diyor ya, hani beyaz belli eden renk siyahtır diyor, arka siyah diye düşünün. Ama bayağı burada yazıyor yani. Dur bakalım. Evet, rüzgar hemen kaçtı. Anne olsun. Çok etkiliymiş. Nasıl? Neden? Baksana dişlerim de temizler. Onlar yeni çıkıyor ya, biraz daha kalın. O yüzden daha sarı. Evet, geçen artık diş macunum hiç temizlemiyor. Arkadaşlar artık sizlere de öneriyorum. Çocuk macunlardan değil, bunlardan, manelerden alın. Ama bir şey söyleyeceğim. Bunun için belli bir yaş sınırı var. Evet, araya girdin. Evet, çok güzel. Nane kokusu ta buraya kadar geldi. Arkadaşlar şöyle söyleyelim size. Bunun yaşını bir araştıralım. Kaç yaşına kadar sizin hani o küçük macunları kullanmanız gerekiyor? Kaçtan sonra normal macunlara geçilebiliyor? İnan bilmiyorum. Galiba onun yaşı 12. Ben 12 diye hatırlıyorum. Ama eğer dişlerinizi tamamladıysanız ve de asla ve asla yutmuyoruz biz Başak abla. Çok dikkatliyim ben bu konuda. Kesinlikle diş macunu boğazıma bile değmez, rüya gibiyim diyorsanız geçebilirsiniz bence. Ama rüzgar için onu biz yine küçüklere göre olanlardan alalım.